Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu sabah şu anda bir cumartesi sabahı burada Hollanda'da. Kimse yok, yollar boş. Ve ben sabahın 7.50'sinde motosikleti servise götürüyorum. Çünkü bana çok erken bir saatte randevu vermişlerdi. Motoru gördüğünüz gibi 993 kilometreye getirdim. İlk servise gideceğiz şimdi. Bakalım serviste ne kadar tutacak, neler olacak görelim. Bir de tabii motorun yanlarına koruma demiri ve sonrasında şurada bir USB çıkışı ayarlayacağım. Quadlock'un bana göndermiş olduğu bir USB soketi var. Onu aksesuar çıkışına bağlattırmak isteyeceğim. Bakalım onu da yapacaklar mı, göreceğiz. Şimdi gidelim bakalım. Bayağıdır da, 2 haftadır bu servis şeyi bekliyorum. Servis randevumu bekliyorum. Bayağı bir zaman aldı. Zaten motoru ilk aldığım birinci bir hafta içerisinde şey yaptık, yani 1000 kilometre yaptık. Evet, Motoport'a geldik. Sanırım adamlar o kadar erken randevu verdiler ki bana, dükkanı birlikte açacağız adamlarla. Şöyle bir gidelim bakalım. Evet, yok, açmışlar. Beni beklememişler. Şuraya koyalım da. Allah, viteste değilmiş lan. Deviriyordum motoru ilk günden. Evet arkadaşlar, motorumuzun bakımını yaptık. 251 euro 50 cent mi öyle bir şey tuttu. Kabloları bağlattırdık. Şöyle hemen yola çıkalım. Daracık bir yere park etmişler zaten. Bayağı bir sürdü. Yeter sen gidiyorsan. Ters yönden gitmek de benim adetim. Normalde diğer taraftan dönmem gerekiyordu da işte Türklük. Şöyle çıkalım. Motorumuzun servis bakımını yaptılar. Bir iki isteğimiz vardı. Şurada bir durayım da şu ceketin önünü kapatayım. Heyecandan ceketin önünü de kapatamadım. Koruma takozlarımızın birkaç civatası eksikmiş. Onları yapmadılar. Maalesef onu taktıramadık. Çünkü civatalar bir şey. Ya civata değil, pul falan gibi bir şey eksikti. O yüzden onu bağlamadılar. Dedim bağlamayın. Sonra Quadlock'un üzerindeki parçaları taktılar. Quadlock'un bir kablosu vardı, hatırlarsınız. Göndermişlerdi. Onu da bağlattırdık. Gayet güzel çalışıyor şu anda. Bakımın ikincisi, bir sonraki bakımı da 12.000 kilometrede yapacaksınız veya 1 yıl sonra yapacaksınız dediler. Muhtemelen 1 yılda zaten 12.000 kilometreyi yaparım diye tahmin ediyorum. Şöyle rahat rahat gezeyim ya. Bir kontrol yaptık dedi. Motorun her yerini kontrol ediyoruz dedi. Bir de yağ ve yağ filtresini değiştirdik dedi. Kontrol dedikleri de muhtemelen işte zincir falan, ıvır zıvır bazı yerleri kontrol ediyorlar. Şu kabloları da bayağı güzel, yani orijinalindeki gibi elektrik kablolarını güzelce döşemişler. Ben kendim de yapmayı düşündüm de, kendim yaparsam o kadar granajları falan sökemem diye düşündüm. Çünkü granajların arasından geçmesi biraz zordu kablonun. Kalın bir kabloydu. Şimdilik bağlantılarımızı yaptık. Şeyleri, işlerimizi tamamladık motorla alakalı. Koruma herhalde büyük olan korumalıkları takarım diye düşünüyorum daha sonra. Ama şu anda korumalık bir durum yok yani, zaten düşmeyi pek planlamıyorum bu aralar. Öyle arkadaşlar, servis için de bir video kaydetmiş olayım dedim. Yani bir fiyatını çok insanlar merak ediyor çünkü, ne kadar tutabileceğini, nelere bakılacağını. Öyle ilk başta elimde bazı aksesuarlarla gidince eleman şaşırdı zaten. Sabahın 8.30'unda vermiş adam randevuyu. O da tam açılış saatiydi gerçekten dükkanın. Çalışanları oturup kahve içiyordu falan hatta, yani daha böyle işe başlamamışlardı. Ben gidince de aha geldi dediler bence işlerinden. Sabahın köründe adam. Ama kendileri verdi yani randevuyu, ne diyeyim yani. Şimdi şöyle biraz daha rahat rahat sürebilirim ya azıcık otobanda. Rodacı olunca insan yüklenmiyor tabi motora. Hatta şu power modunu da değiştirsek, artık full power alsak iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle bir otobana çıkalım şurada. Power modunu
Full yaptım. Oha. Oha, motor değişti bir anda. Az önce gazı açıyordum. Hız böyle yavaş yavaş yükseliyordu. Oh. Motor kendine geldi. Full power yapınca. Motorumuz tamam. İnandım yani tamir olduğuna, bakımının yapıldığına. Şu anda 1043 kilometredeyiz. Bundan sonra başka yerlere gidip uzun yol tatil vesaire yapacağız. Takipte kalın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram ve Facebook'ta da beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.